Toka Türk Ekranı Akademi programına hoş geldiniz. Bu hafta Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Sayın Ahmet Yıldırım hocamız bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Canan Hanım. Teşekkür ederim. Evet, Ahmet hocamıza daha önce karlı bir kış günü Skype üzerinden yayın yapmıştık. Bugün de onu stüdyoda ağırlama imkanına eriştik. Tekrardan hoş geldiniz diyorum hocam. Hoş bulduk. Hocamızın Saraybosna Üniversitesi'nden bahsedeceğiz ama hocamız aynı zamanda moleküler biyolog ve kendisi tarım ürünleri uzmanı. Dolayısıyla dünya gündeminde ve Türkiye gündeminde kuraklık da olduğu için ve işte Rusya Savaşı vesaire pek çok konu birleşiyor ve tarım üzerine odaklanıyor. Hocamıza buğday üretimi üzerine, işte atalık tohum üzerine sorularımızı da yönlendireceğiz. Ama öncelikle Bosna'dan geldi. Bosna Üniversitesi hakkında biraz bilgi alalım hocamızdan. Hocam, üniversite hakkında bize ne söylersiniz? Teşekkür ederim. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Saraybosna'da kurulmuş bir üniversite. Bir vakıf üniversitesi. 2003 yılında kurulan vakfımızın 2004 yılında üniversiteyi açarak ilk öğrencilerini almasıyla başlamış bir üniversitemiz. Üniversitemiz tabii ki hem Boşnak, hem Türk, hem de uluslararası öğrencilere sahip. Dolayısıyla misyon açısından Boşnak ve Türk kardeşliğini baz alarak Boşnak gençliğinin iyi eğitilmesi, zararlı oluşumların eline düşmeden, tuzağına düşmeden kaliteli bir eğitim alması için kurulmuş bir üniversite. Üniversitemiz yaklaşık olarak 18 yaşında bugün ve oldukça fazla mezun vermiş durumda. Dünyanın her tarafında mezunlarımız var. Kaç dille eğitim yapıyorsunuz hocam? Biz şu anda sadece İngilizce, %100 İngilizce eğitim yapıyoruz. Boşnak öğrencilerimize Türkçe öğretiyoruz. Türk öğrencilerimize Boşnakça öğretiyoruz. Uluslararası öğrencilerimize de her iki dilden hangisini isterlerse onu öğretiyoruz. Ama üniversitedeki resmi dilimiz, eğitim dilimiz, yazışma dilimiz, konuşma dilimiz İngilizce. Evet, çok güzel. Hocam, şimdi sizin tabii çalışmalarınız da var. Genetik, biyomühendislik alanındaki çalışmalarınız çok önemli Sarajevo Üniversitesi'nde. Bu konuda bilgi almak istiyoruz. Uluslararası Saraybosna Üniversitemizde genetik ve biyomühendislik bölümümüz var. Tabii genetik ve biyomühendislik deyince bunun insan sağlığı tarafı var, tarımsal tarafı var, gıda ve gıda ürünleri tarafı var ve diğer çeşitli genetik çalışmalar var. İşin mühendislik kısmına baktığınızda, mühendislik kısmında ise bu bütün alanları kapsayan gen kaynaklarının bulunması, gen transferlerinin yapılması, genlerin tanımlanması ve bunların pratiğe aktarılması şeklinde yorumlanabilir. Bosna Hersek, özellikle Boşnakların yaşadığı bölümler, yaygın olarak lahanagillerin yetiştirildiği bölgeler. Tahıl alanının biraz dışında kalıyor. Çünkü tahıl yetiştirilen bölgeler genellikle Sırp bölgesinde bulunuyor. Meyve ve sebzeler genellikle Hırvat bölgesinde bulunuyor. Boşnak bölgesinde de orman meyveleri, çayır mera veya işte bu lahana gillerden bahsettiğimiz işte lahanadır, Brüksel lahanasıdır, maruldur, bu tür şeyler var. Buralarda da yoğun miktarda ağır metal sorunu var. Mesela biz son yıllarda orada ağır metale dayanıklı lahana giller üzerine ve onları dayanım sağlayan veya topraktan ağır metallerin çekilmesini, bitki tarafından absorbe edilmesini sağlayan genler üzerine yoğunlaştık. Bu konuda bir proje yürüttük doktora öğrencimle beraber ve çok önemli bulgular elde ettik. Şimdi o genlerin üzerine doğru yürüyoruz. Bakalım sonunda ne çıkacak. Çok güzel hocam. Üniversiteye tekrar döneceğim ama çok merak edilen konu hububat koridoru. Evet. Dünyada kıtlık var. Özellikle şu anda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bayağı bir sıkıntıya neden olacak gibi. Evet, İstanbul'da yapılan anlaşmalar var ama bu geçici bir çözüm gibi gözüküyor. Sizin beklentiniz nedir? Şimdi tabii o tahıl koridoru çok önemli, stratejik bir hamle. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun çabaları sayesinde gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız orada önemli bir dünya lideri konumunu güçlendirdi. Hı hı. Ve önemli bir politik kararla her iki tarafı da uzlaştırarak Birleşmiş Milletler'in de katkısıyla beraber çok önemli bir koridor açtı. Bu koridor niye önemli? Bu koridor şundan dolayı önemli. Ukrayna önemli bir tahıl üreticisi. Hı hı. Bildiğim kadarıyla dünyada 7. sırada, Türkiye 11. sırada ve 30 milyon tonun üzerinde o civarda bir üretimi var. Nüfusu az olduğu için yaklaşık 10 milyon tonunu iç tüketimde kullanıyor. 20 milyon ton
kadar bir buğdayı da dünya piyasalarına pazarlıyor. O buğdayın pazara çıkmaması durumunda dünyadaki gıda güvenliği tehlikeye girerdi. Ve fiyatlar oldukça yüksek seviyelere ulaşırdı ve dünyanın özellikle açlık tehlikesi geçiren bölgeleri açısından çok önemli bir gıda sorununu beraberinde getirecekti. Dolayısıyla tahıl koridorunun açılması özellikle bu ürünlere ihtiyaç duyan ülkelerdeki kıtlıkla karşı karşıya olan o ürünleri üretemeyen ülkelerin pazarlarına bunların ulaşımını sağladı. Bu sadece bir ekonomik kaygıyla alınmış bir karar değil. Bu aynı zamanda gıda güvenliğini sağlamak için alınmış bir karar ve eminim ki uzun yıllar dünyada üzerine tezler yazılacak da bir karar, bir atılım oldu. Peki hocam, Ukrayna'da şu anda çok fazla tarım yapılamıyor. Rusya'da da ambargolar devam ediyor. Bu koridor açıldı ama ne kadar süreyle verimli çalışacak? Akabinde ne bekliyor bizi? Bu koridor hali hazırda üretilmiş buğdayın oradan transfer edilmesi için açıldı. Savaşın sürdüğü yerlerde belki tarımsal üretim olmuyordur ama savaş sadece Ukrayna'nın doğu ve güney kısmında devam ediyor. Diğer bölgelerinde üretim devam edecektir. Yani Ukrayna buğday üretmeye devam edecektir. Bu aynı zamanda Rusya için de geçerli. Yani Rusya'ya uygulanan ambargo da bu bağlamda, tahıl bağlamında açılmış oldu. Rusya da buğdayını satamayacaktı. Rusya baktığınızda dünyada zannediyorum 3. sırada bulunan, tam sırasını şu anda hatırlayamıyorum üretim miktarını, bir ülke. Dolayısıyla bu sadece Ukrayna'nın işine yaramıyor, aynı zamanda bana göre Rusya'nın da işine yarıyor. Tabii bunu çok fazla zikretmiyor olabilirler çünkü Amerika'nın ambargosu var, birçok şey var. Yani bu büyük devletler kendisi arasında böyle kavgalar ederler ama el altından diğer kendi işine yarayacak şeylere izin verirler. Burada da olan bence o. Yani Ukrayna'daki buğday üretimi devam edecektir. Evet hocam, peki ülkemize dönecek olursak bu yıl 19,5 milyon yani 20 milyon ton civarında rekolte bekleniyor. Evet. Fakat işte 1990'larda da bu civarda bir rekoltemiz varmış. Nüfus da ikiye katladı. Bir tarafta evet, kuraklık var ama ülkemizde kuraklık vurmadı. Şanslıyız. Dünyaya oranla en azından şanslıyız. Beklentiniz nelerdir? Şimdi küresel ısınma dediğimiz bir gerçek var. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Bu Türkiye'yi de etkisi altına alıyor. Küresel ısınmanın kuraklık yanında çok fazla yağmur, sel gibi sonuçları da olabiliyor. Yani bazı bölgelerde yağması gerekenden fazla yağmur düşüyor. Bazı bölgelere de yağması gereken yağmur düşmüyor. Yani bunu sadece kuraklığa indirgemek çok doğru olmaz. Türkiye'nin her bölgesinde buğday yetiştiriliyor. Tamam, Orta Anadolu Havzası ve Güneydoğu bunun ana merkezi ama baktığınızda Karadeniz'de de yetiştiriliyor. İşte Tekirdağ'da da yetiştiriliyor İstanbul'un üzerinde. Yani bizim için küresel ısınma bütün bölgeleri etkilediği için buğday rekoltesini de etkiliyor. Bizim Türkiye'nin buğday rekoltesi zaten 17 milyon tonla 20 milyon ton arasında değişir. Üretim alanlarımız belli. Üretilen çeşitlerin ortalama verimleri işte bu küresel ısınmadır, hastalıklardır, epidemidir, buğdayda evet, gerçekleşen diğer etmenler devreye girer. 17 milyon tonla 20 milyon ton arasında değişir. Nüfusumuz artıyor. Tabii Türkiye 20 milyon ton buğday baktığınızda sadece içeridekini tüketse belki yeter. Ama Türkiye aynı zamanda önemli bir un ihracatçısı ülke. Unlu mamuller ihracatçısı bir ülke. Dolayısıyla bunu sağlamak için biz dışarıdan 7-8 milyon ton da buğday ithal ederiz. Bu 3 milyon tonla 8 milyon ton arasında değişir. Yine ihtiyaca bağlı olarak. Yani bizim buğday ithal ediyor olmamız içerideki buğdayın nüfusa yetmediği anlamında değerlendirilmemeli. Çünkü bizim içeride yetiştirdiğimiz bazı buğday çeşitleri bazı ürünlerin üretilmesi için uygun olmayabilir. Mesela bunun en böyle yaygın bilinen örneklerinden biri club buğdayıdır veya kompakt buğday deriz biz Türkiye'de. Bu Türkiye'de çok yaygın yetiştirilmez. Ama bazı unlu mamuller için onun ununun bizim yetiştirdiğimiz buğdayın ununa katılması gerekir. Veya kaliteli bir ekmek, kaliteli bir pasta çeşidi yapmak için paçal yapılması gerekir o un hazırlanırken. Siz dolayısıyla o buğdayı dışarıdan alırsınız veya işte kendi buğdayınızı bir ürünün karşılığında ihraç edersiniz, açığınızı kapatmak için başka bir yerden daha ucuz buğday alırsınız. Yani bu işler böyle ama Türkiye'nin buğday üretimi şu an için aslında Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Evet, iyi diyorsunuz, yani sıkıntı yok. Peki evet, bir de çok merak edilen başka bir konu, GDO.
Evet. Şimdi buğdayda GDO yok deniliyor ama ıslah yapılıyor deniliyor. Islah ve GDO arasındaki farkla başlarsak seyircilerimiz evet. için daha aydınlaşıyor. Tabii bu birazcık da akademik, bilimsel terminolojiyi de burada kullanmak zorundayım. Yanlış anlamayın lütfen. GDO genetiği değiştirilmiş organizma demek. Genetiği değiştirilmiş organizma dediğimizde biz aslında şunu yapıyoruz. Normalde o genomda, yani o buğdayı konuşuyoruz şu anda. Buğdayda bulunmaması gereken bir geni yabancı bir organizmadan izole ediyoruz. İzole etmek demek şu. O geni oradan fiziksel olarak çıkarmak. DNA molekülü halinde. Hı. Yani DNA'yı kesip o parçayı oradan almak. Daha sonra o parçayı yabancı bir taşıyıcı üzerine yükleyip o parçaya çalışması için bir anahtar ekleyip bu anahtar protein yazılımını sağlıyor. Hı hı. Daha sonra biz buna promotor diyoruz. Bir de sonlandırıcı ekleyip buğdaya suni yollarla, çeşitli aracılarla aktarmaktır. İşte bu mikro bombardıman olur. Yani bombalarsınız buğdayı. Altın taneciklerin üzerine veya tungsten taneciklerin üzerine DNA'yı yapıştırırsınız. Çünkü onlar korozyona neden olmaz şeyde, embriyoda. Buğdayın embriyosunu bombalarsınız. Geçerken sürtünme kuvvetiyle üzerindeki DNA'yı orada terk eder, tanecik aşağıya geçer. Ve o DNA kaybolmamak için buğdayın genomunda, kromozomlarında herhangi bir yere yerleşir. Ve siz onu daha sonra takip edersiniz. Bu doğrudan gen aktarımıdır. Ve her türlü organizmadan aktarabilirsiniz. Hayvandan aktarabilirsiniz, insandan aktarabilirsiniz. Farklı bitki çeşitlerinden, mısırdan aktarabilirsiniz. Normalde melezleyemediğiniz her türlü canlıdan aktarabilirsiniz bunu. Veya melezlediğiniz buğday çeşitinden de aktarabilirsiniz. Yani bütün bu işlem sürecinde, tabii buraya ne koyuyorsunuz? Bir yabancı anahtar koyuyorsunuz buğday genomunda olmayan. Bir yabancı DNA koyuyorsunuz, buğdayın normalde üretmeyeceği bir proteini üreten ve bunun kaç kopya aktarıldığını da bilmiyorsunuz başlangıçta. Sonradan bunları elemine edip normal çalışır hale getiriyorsunuz. Bu GDO. Hı hı. Islah dediğimiz şey ise buğdayın normalde melezlenebildiği, çaprazlanabildiği kendi akraba çeşitleriyle veya başka bir buğday çeşidiyle onun çiçek tozunu bunun yumurtası üstüne koyuyorsunuz. Böylece ne yapıyorsunuz? Yani bu doğada zaten kendi halinde oluyor. Yani buğdayın evrimleşmesinde de zaten bu doğal olarak gerçekleşmiş bir olay. Biz doğal olarak gerçekleşen bir olayı kontrollü sera koşullarında veya işte tarla şartlarında bunu yapıyoruz. Ve oradaki tüm genomu aktarıp buraya, daha sonra istediğimiz kalite, verim, hastalığa dayanıklık veya kuraklığa dayanıklık gibi özellikleri sağlayanları çok sayıdaki bitki içinden seçmeye çalışıyoruz. Bu seçimde ya doğrudan görsel değerlendirmelere ve tarla ölçümlerine dayanırsınız veya laboratuvar ölçümlerine veya o eğer taşımak istediğiniz genler, gen bölgelerinin bir moleküler markörü varsa, yani DNA işaretleyicisi varsa DNA markörlerini burada seleksiyonda, seçimde kullanırsınız. Biz buna marker assisted selection diyoruz. Yani markör destekli seleksiyon. İşte ıslah bu. Moleküler ıslah kısmı işin içine DNA seçiminin girmesi. Ama GDO tamamen farklı bir teknoloji. Sadece tek bir genin taşındığı ve yabancı bazı enstrümanlarla beraber taşındığı bir teknoloji. Bu ikisi birbirine çok karıştırılıyor. GDO ile en fazla karıştırılan konu aslında hibrit çeşitler. Ondan da bahsedelim uygun. Çünkü özellikle para eden çeşitlere baktığınız işte mısır, soya, efendim kavun, karpuz, domates, salatalık gibi. Hani İsrail tohumları diyor ya bizim köylümüz. Hı hı. Onların çoğu hibrit çeşittir. Hibrit teknolojisi ise aslında heterozigotluk üzerine, şimdi burada biraz dediğim gibi bilimsel bir terim. Biz genleri dominant allel, resesif allel olarak ikiye ayırıyoruz. Yani dominant ve çekinik. Hı hı. Eğer bu ikisi bir araya gelirse heterozigot olur. Bunları bütün genleri heterozigot yaparsanız melez azmanlığı dediğimiz bir şey olur. Ve bitki daha fazla büyür, daha fazla vejetatif aksam üretir, daha fazla generatif aksam tohum üretir size. Neyse peşinde olduğunuz. Bunlar yani normalde verim 1 tonsa hibrit çeşitte 5 tona çıkar. Dolayısıyla karlılık artar. Hı hı. O yüzden bu firmalar kendi gen kaynakları içerisinde önce homozigot çeşitleri yetiştiriyorlar. Bunlar zıt karakterli olmak zorunda ki bir araya geldiğinde
yavruda bunlar heterozigot olsun ve her ikisinde en üstün özelliklerini göstersin. Biz buna hibrit teknolojisi diyoruz. Hibrit çeşitler GDO ile kamuoyunda çok fazla karıştırılıyor. Dolayısıyla çarşıdan, pazardan işte domates, salatalık alırken, kavun, karpuz alırken hiç kimse hibrit çeşidi zikretmek istemiyor. Çünkü milletin aklına bu GDO olarak yerleşmiş durumda. GDO bu değil. Ve buğdayda GDO yok. Bu konuda insanlarımız rahat olsunlar. Buğdayda GDO çalışmaları var. GDO'lu çeşitler de var. Ama bunlar deneme sahalarında üretiliyor. Fakat buğdayın gen merkezinde üretilmesine asla izin verilmez, verilmeyecektir. Çünkü o genin buğdaya yani yabani çeşitlere kaçma ihtimali vardır. Türkiye buğdayın gen merkezidir. Dolayısıyla Türkiye'de GDO'lu buğday yetiştirilme ihtimali yoktur. Türkiye'de GDO'lu mısır yetiştirirsiniz. Çünkü mısır gen merkezi değildir. Evet, mısır konusuna da gelecektim yani, hocam. Mısır, hazır konu açılmışken evet, oradan da devam etsek. Mısırla ilgili sulama teknikleri, kuraklık, mısır, Türkiye. Bu konuda bize ne söylemek istersiniz? Mısır çok stratejik bir ürün. Özellikle gıda teknolojisinde çok yoğun kullanılan bir ürün. Sadece gıda değil, içecek teknolojisinde de. Çünkü oradan elde edilen şeker işte kolada veya meyve sularında kullanılıyor. Glukoz şurubu. Dolayısıyla mısırın birim alanda ürettiği ürün de çok yüksek. Buğdayla veya diğer hububat çeşitleriyle kıyasladığınızda birim alandaki gelir çok yüksek. Çiftçi dolayısıyla mısıra yöneliyor. Mısır yetiştirmek istiyor. Yetiştirilen mısırların hepsi de hibrit çeşittir. Çünkü yerel çeşitlerimiz çok az verim verirken hibrit çeşit onun 5-10 katı fazla verim vermektedir. Ama mısır bir C4 bitkisidir. Mısır çok fazla su tüketir. Vejetatif aksam olarak zaten çok büyük bir bitkidir. Dolayısıyla verim de çok yüksek olunca o verimi üretmek için birim alanda ihtiyaç duyduğu su miktarı buğdayla kıyasladığınızda belki 10 kat fazladır. Siz şimdi normalde buğday yetiştirilecek alanlarınıza mısır ektiğinizde, ayçiçeği ektiğinizde, şeker pancarı ektiğinizde bu üçü de aynı gruptaki bitkiler. Ayçiçeği de çok su yiyor. Tabii. Ayçiçeğin iki çeşidi vardır. Bir sulamasız yetiştirilen bir de sulamalı yetiştirilen hibrit çeşidi. Sulamasız yetiştirilen çeşitleri genellikle Karadeniz bölgesinde, havza, oralarda mesela yetişir doğal olarak. Çünkü doğal nem ona yeterlidir. Ama onun boyu kısadır, tablası küçüktür. Ama siz bunu hibrit çeşit yetiştirdiğinizde boyu uzundur mısır gibi, tablası çok geniştir. Onu da beslemeniz lazım. Beslemek için de su ve minerallere ihtiyacı var. Şimdi bizim Türkiye'deki mısırın en büyük sorunu tahıl yetiştirilen alanlara mısırın girmiş olmasıdır. Mesela Konya Ovası'na gidin. Karaman Ovası'na, Konya Ovası'na, her yerde mısır yetiştiriliyor. Peki mısır yetiştirmek için çiftçi ne yapıyor? Taban suyunu çekiyor. Çok yüksek miktarda çekiyor. Taban suyunu çekince de işte o meşhur obruklar oluşuyor. Hani basında çok çıkan. Bunun temel nedeni aşağıdaki suyun çekilmesi, o suyun artık şeyi taşıyamaması, yukarıdaki toprağı taşıyamaması. Türkiye'de mısır önemli bir ürün, stratejik bir ürün. Ama bunun yetiştirildiği alanların çok iyi belirlenmesi lazım. Diğer tahıl gruplarının veya baklagil gruplarının yetişmesi gereken, kuraklık riski olan, taban suyundaki risklerin yaşandığı bölgelere sokulmaması lazım. Evet hocam, son 5 dakikamız kalmış. Çok öyle fazla mi? Da soru vardı. Son 2 soru o zaman inşallah kısa kısa özetlersek. Tamam. Birincisi, bu atalık tohumu hakkında çok fazla görüş beyan ediliyor. Atalık tohumu iyi midir, kötü müdür, yararlı mıdır, kullanılmalı mıdır, verimli midir? Bu konuda aydınlatırsanız. Şimdi bizim ata çeşitlerimiz, ata çeşitlerimizden genellikle buğday çeşitleri zikredilir. Çünkü buğdayın ana vatanı olduğu için bizim çok fazla çeşidimiz var. Biz bunlara ıslahçı terimiyle yerel çeşitler diyoruz veya köy çeşitleri diyoruz. Her bir bölgede binlerce yıldır çiftçimizin seleksiyonla seçe saf hale getirdiği ve çok önemli genler içeren çeşitler. Bunun en meşhuru Siyez buğdayı mesela, en çok gündeme gelen. Ama buğdayın genomunu çok iyi bilmek lazım bunları değerlendirirken. Buğdayda A genomu, B genomu, D genomu var. Bunların üçü de farklı ata çeşitlerinden gelir mesela. Ve bunlar birleşerek makarnalık buğday, ekmeklik buğdayı yapmıştır. Siz şimdi tekrar ata çeşitlerini intensif tarımda üretip bunu yaygınlaştıracağız dediğinizde bu gerçekçi olmaz. Çünkü bizim ata çeşitlerimiz veya yerel çeşitlerimiz ticari çeşitlerle rekabet edemez. Ticari çeşitler cüceleştirilmiş, boyları kısaltılmış çeşitlerdir. Ticari çeşitler hastalıklara dayanıklık genleri taşırlar. Ticari çeşitler belirli kalite genleri taşırlar.
hangi üretim amacıyla kullanacaksanız ona yönelik ikilirler. Dane renkleri ona göre şekillendirilmiştir. Dolayısıyla siz bunları rekabet ettiremezsiniz. Yani siyez buğdayı dönüme 50-100 kilogram verim verirken aynı yere ticari bir çeşit ektiğinizde 300-500 kilo arasında verim alırsınız. Ciddi. Buna çiftçi sonuçta para kazanmak için yapıyor. Sadece beslenmek için yapmıyor. Ama bizim ata çeşitlerimiz gen kaynağı olarak çok önemlidir. Belirli bölgelerde hala yetiştirilir. Çiftçimiz bunu işte ticari olarak ticari çeşidi yetiştirirken bir kenarda kendi çeşidini yetiştirir, bulgurunu yapar. Ondan makarnasını yapar, tarhanasını yapar. Çünkü onların özel bir lezzeti vardır, tadı vardır. Ama bu ata çeşitleri bir ıslahçı olarak benim için çok önemlidir. Çok önemli genler barındırırlar. Mesela Türk beyazı denen çeşit Amerikan çeşitlerinin hepsinde vardır. Hala gen kaynağı olarak. Niye? Amerika'da olan bir salgına karşı tek dayanıklık sağlayan çeşitler o dayanıklık geni alınmıştır. Hala kullanılmaktadır. Yani o Türk beyazı kanı hala bütün Amerikan ve simitin çeşitlerinde vardır. Dolayısıyla ben hastalığa dayanıklık için, kuraklığa dayanıklık için, belirli kalite genleri için bu çeşitlere ihtiyaç duyuyorum. Ama yaygın olarak üretilecek mi derseniz biraz nasıl söyleyeyim, realistik değil. Gerçekçi gelmiyor. Zor diyorsunuz. Evet. Hocam son sorumuz, çok kısa süremiz de var. Glütensiz beslenme trendi var. Ve böyle bunun yanı sıra buğdayın gıda zincirinden çıkartılmasıyla ilgili konuşmaları çok fazla duyuyoruz. Sosyal medyada sadece bu konu üzerine bir program yapılması yani, gerekir. Çok şu kısa anda, bir şekilde. Tamam, en çok suistimal edilen konu bu. Evet, çok da ciddi bir sektör var arkasında. Evet. Büyük bir pazar barındırıyor. Çok büyük bir lobi var arkasında. Evet. Onu söyleyeyim ben size. Bu lobi çok büyük paralar kazanıyor. Dolayısıyla çok büyük reklamını yapıyorlar ve burada da günah keçisi olarak buğdayı seçmiş durumdalar. Ne yazık ki buğdayın hiçbir günahı yok ama teknolojinin çok büyük buğdayın günahı var. Buğdayın günahı yokmuş. Evet, hocamızdan. Evet, teknolojinin çok büyük günahı var. Alırsın. Çünkü buğdayı insanoğlu on binlerce yıldır kullanıyor. Ekmeklik buğdayı da 10.000 yılı aşkın süredir kullanıyor. En çok ekmeklik buğday burada suçlanıyor çünkü. İnsanın artık yapısına uymuş, bağırsak sistemine uymuş. Yani insan onunla hemhal olmuş. Siz şimdi bunu koparmak istiyorsunuz ve yerine bazı suyunu ürünler koymak istiyorsunuz. Bir kere bu insanın doğasına aykırı. Buğdayın ne günahı var? Buğdayın ununu beyazlatmazsanız, ekmeğe ekşi mayayla yaparsanız, klasik şekilde yaparsanız, içine katkı maddeleri koymazsanız ekmeğin insana hiçbir zararı yok. Ama siz bütün proteini, kabuğunu, işte kepeğini uzaklaştırırsanız, sadece buğdayın nişastasını kullanırsanız, bir de bunlar insanın hoşuna gitsin diye beyazlaştırırsanız, biz buna bleaching diyoruz, çamaşır suyuyla yıkama diyoruz. Teknolojideki ismi bu. Daha sonra içine bin türlü kimyasalı koyarsanız, ondan sünger gibi bir ekmek yapıp millete yedirseniz sıkıntı. Glütensiz beslenme çölyak hastaları için önemli. Çölyak hastalığı genetik bir hastalık. Buna hiçbir buğday ürününü veremezsiniz zaten. Ama normal insanların buğday tüketmesin demek çok büyük haksızlık. Çölyak hastalığının dünyadaki oranı belli. Yani şimdi tıp ilerledi. Daha önce çölyak hastalıkları insanlarla belki evlenemiyordu, genç yaşta ölüyorlardı. Ama şimdi oransal olarak kademeli dünyada artıyor çölyak hastalığı. Ve ekmekten, buğdaydan da değil, zaten genetik olarak gelen bir hastalık diyorsunuz. Oradaki şey buğday değil, gluten. Glutenden gelen. Glutensiz beslenmek zorundalar. Evet. Dolayısıyla yani glutenin bulaşmış olduğu hiçbir ürünü yememek zorundalar. Ona dikkat etmek zorundalar. Tamam, orada bir ihtiyaç var ama bunun arkasındaki milyar dolarlık lobilerin ihtiyaç duyduğu kadar yok. Esas orada büyük bir para var. Yani siz bugün ekmeği işte 5 liraya mı alıyorsunuz? Glutensiz ürünü 25 liraya alıyorsunuz. Evet. O kadar basit. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa sürede çok büyük bilgiler verdiniz. Çok önemli bilgiler verdiniz. Hakikaten de çok merak edilen konulara değindik. Tekrar ağırlamak isteriz. Çok sağ olun. Son ben olarak teşekkür bir hocam. Cümle sarf etmek isterseniz. Biraz üniversitemle ilgili bir cümle söyleyeyim. Tamam, öyle tamam. Bitireyim. Hı. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi özellikle Türk öğrencilerine önem veriyor ve özellikle bekliyor. Çünkü Türkiye'de üniversite eğitimi sadece iş odaklı oluyor. Yani üniversiteyi niye tercih etmeli öğrenciler dediğinizde Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Avrupa'nın göbeğinde çok kültürlü bir ortamda bizim Türk öğrencilerimize güven aşılıyor. Evet. Yani. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. EkoTürk Ekranı Akademi'den bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşünceye kadar esen kalın.